Merhaba, LÖSEV'e gönül veren dostlarımızla bugün de vakfımızın bahçesinde birlikteyiz. Gördüğünüz gibi harika bir bahçemiz var. LÖSEV'li çocuklarımız ve ailelerimiz geldikleri zaman işte çocuklarımız bu parkta oynuyorlardı. Ama ne yazık ki biliyorsunuz korona nedeniyle, Covid-19 nedeniyle onlar zaten sokağa çıkamazken artık hepten evde karantina altındalar. Elbette çok zor bir süreçten geçiyoruz ama bildiğiniz gibi en büyük zorlukları yine lösemili çocuklarımız ve kanser hastalarımız yaşıyor. Çünkü asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerimizin büyük bir çoğunluğunun da işten çıkarıldığını biliyoruz. Biz de bu süreç içerisinde hastalarımızın yanında olabilmek için vakfımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz kolilerimizi hazırlıyoruz. Yani gıda içerikleri olan kolilerimizi hazırlıyoruz. Paketlerimizi evlerine kadar elden veya kargoyla gönderiyoruz. Onun dışında tabii çok tatlı bir telaşımız daha var. Ramazan yaklaşıyor. Dolayısıyla Ramazan gelmeden önce bu güzel gıda kolilerinin ailelerimizin sofralarına bir an önce ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Peki nasıl yapacağız bunu? Elbette her zamanki gibi sizlerin destekleriyle başaracağız. Yani sizler bağışlarınızla lösemili çocuklarımıza hayat vermeye devam edeceksiniz. Ramazan bağışlarınızla, fitre ve zekatlarınızla önce çocuklar iyileşsin demiştik. Senelerdir bu kampanyayı sürdürüyoruz. Elbette bu kampanyanın olmazsa olmazı sizlersiniz. Çünkü desteklerinizle bunu başarmamız mümkün olacak. Peki en çok gelen sorulara baktığımız zaman bu süreçte biz bağışlarımızı nasıl yapacağız diyorlar. Şimdi ben size bağış yöntemlerimizi hatırlatmak üzere bu videoyu çekmeye karar verdik. Özellikle 65 yaş üzerindeki bağışçılarımızın evde kalmak zorunda olduğu bu günlerde bize nasıl ulaşacaklarını da anlatmaya gayret edeceğiz. Biliyorsunuz normalde bankalara giderek bağışlarımızı yapabiliyorduk. Ama bugünlerde bankaya gitmek biraz sakıncalı olabiliyor. Dolayısıyla ne yapacağız? İnternet üzerinden bağışlarımızı yapacağız. LÖSEV.org.tr adresine gireceksiniz ve Ramazan bağışları bölümünden ister fitre ve zekat bağışı, isterseniz koli bağışı, isterseniz normal bağışlarınızı yapabilirsiniz. Bankalar yine aynı şekilde havale masrafı almayacaklar. Mobil uygulamalarda veya bankaların internet ile ulaşılan banka hesaplarında bağış sekmesini buluyorsunuz ve bağışınızı buralardan gerçekleştiriyorsunuz. Türkiye'nin her köşesindeki PTT şubelerinden posta çeki hesabına gerek duymaksızın bağış ekranlarından vakfımıza bağışta bulunulabiliyor. Bu süreçte önereceğimiz en önemli yöntem mobil uygulamalar üzerinden veya internet üzerinden bağışlarınızı yapmanız veya bize bir telefon edeceksiniz. Halkla ilişkiler ekibimiz sizlerin telefonda bağışlarınızı alacak, kredi kartınızla bu bağışınızı yapacaksınız. Söylediğimiz gibi bu da çok önemli ve çok güvenilir bir yöntem. Bu yıl sizlerle bir yeniliği de paylaşmak istiyoruz. Yeni bir SMS bağış hattımız var. 1998. Biliyorsunuz 1998 bizim kuruluş yıl dönümümüz. 1998'e bir SMS attığınız zaman bir fitre bedelinde bağışlamış oluyorsunuz. Bir diğer önemli konuya daha mutlaka vurgu yapmadan geçemiyoruz. Yurt dışında yaşayan bağışçılarımızın da vakfımıza yapacakları bağışlar için elbette bankaları kullanmaları gerekiyor. Dolayısıyla bankalardan IBAN numaralarımızı görmüş olduğunuz IBAN numaralarımızı kullanarak bağışlarınızı yapabiliyorsunuz. Hepimizin yurt dışında mutlaka bir akrabası, sevdiği, dostu, arkadaşı var. Lütfen onlara da IBAN numaralarımızı ileterek koli bağışlarımıza veya Ramazan yardımlarımıza destek vermelerini sağlayın. Her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden zengin içerikli çeşitli yardım paketleri hazırladık. Bu paketleri ailelerimizin durumuna göre çok çocuklu ailelerimize büyük paketler, az çocuklu ailelerimize daha küçük acil yardım kolilerini gönderiyoruz. Biz kendi hazırladığımız Ramazan paketlerini ailelerimize ulaştırmayı tercih ediyoruz. Neden derseniz hazır paketlerin içerisinde çok fazla katkı maddeli gıdalar ve gazlı içecekler var. Oysa lösemi ya da kanser hastalarımızın bu gıdaları tüketmesi kesinlikle doğru değil. Aslında sağlıklı bireylerin de bunları kullanmasını veya tüketmesini tavsiye etmiyoruz ama hiç olmazsa biz bu süreçte ailelerimize zengin içerikli, kaliteli gıdalar ulaştırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu koli gruplarını da mutlaka incelemenizde fayda var. Eğer bir koli bağışı yapmayı düşünüyorsanız lütfen LÖSEV'in kendi sitesinden koli bağışlarınızı gerçekleştirin. Kurumlarımıza seslenmek istiyoruz. Kurumlarımızın da bu süreçte üretimini yaptıkları ürünlerle vakfımıza bağış yapması mümkün. Dolayısıyla kurumlarımızdan da mutlaka bu ürünlerle, bağışlarla desteklerini bekliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz, biz kocaman bir aileyiz. Hep birlikte varız, bu zorlu sürecin üstesinden de hep birlikte geleceğimize inanıyoruz. Bunu biz başardık, sen de inan.
bitmeyen bir umut var her